Hamas ve El Fetih ortak komiteleri yeniden faaliyete geçirme konusunda anlaştı. Hamas ve El Fetih arasındaki tarihi zirve Çin'in başkenti Pekin'de yapıldı. Ulusal diyalog toplantısında İsrail'in işgal ve saldırılarına karşı ortak bir tutum benimseme ve iki hareketin ortak komitelerini yeniden faaliyete geçirme konusunda anlaşmaya varıldı. Filistin Haber Ajansı Vafa'ya göre Hamas ve El Fethi ayrıca yasadışı Yahudi yerleşimcilerin köy ve kasabalardaki Filistin halkına saldırıları ve Mescid-i Aksa'ya baskınlarıyla mücadele için Batı Şeria ve Kudüs'teki çalışmaları koordine etme konusunda da mutabık kaldı. Toplantıda tüm Filistinli grupların Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altına dahil edilmesiyle ulusal birliğin tesis edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve yardım girişlerinin koordine edilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Pekin'deki zirveye ilişkin yaptığı açıklamada Hamas ve El Fethi arasında derinlemesine ve samimi bir diyalog yürütüldüğü, pek çok ihtilaflı konuda ilerleme sağlandığı belirtilmişti. İki hareket aralarındaki sorunları çözmek için geçen Şubat ayında da Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmişti. Hamas ve El Fetih ortak komiteleri yeniden faaliyete geçirme konusunda anlaştı. Hamas ve El Fetih arasındaki tarihi zirve Çin'in başkenti Pekin'de yapıldı. Ulusal diyalog toplantısında İsrail'in işgal ve saldırılarına karşı ortak bir tutum benimseme ve iki hareketin ortak komitelerini yeniden faaliyete geçirme konusunda anlaşmaya varıldı. Filistin Haber Ajansı Vafa'ya göre Hamas ve El Fethi ayrıca yasadışı Yahudi yerleşimcilerin köy ve kasabalardaki Filistin halkına saldırıları ve Mescid-i Aksa'ya baskınlarıyla mücadele için Batı Şeria ve Kudüs'teki çalışmaları koordine etme konusunda da mutabık kaldı. Toplantıda tüm Filistinli grupların Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altına dahil edilmesiyle ulusal birliğin tesis edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve yardım girişlerinin koordine edilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Pekin'deki zirveye ilişkin yaptığı açıklamada Hamas ve El Fethi arasında derinlemesine ve samimi bir diyalog yürütüldüğü, pek çok itilaflı konuda ilerleme sağlandığı belirtilmişti. İki hareket aralarındaki sorunları çözmek için geçen Şubat ayında da Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmişti.